Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz evcil hayvanlar, kedi, köpek fark etmez. Bunları sokağa saldığı zaman büyük bir tehlike bekliyor mu? Tabii, sokakta çünkü çok fazla tehlike var. Evet. Özellikle kediler için ve köpekler için. Çünkü ev ortamına alışmış bir hayvan sokağa çıktığı zaman bir afallıyor. Uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Bir sürü araba var, onlardan nasıl kaçması gerektiğini bilmiyor. Evde yemek yemeye, önünde hazır yemeğe alışmış bir hayvan sokakta yemeği nasıl bulması gerektiğini bilemiyor. Özellikle cins hayvanlar, bunlar zaten genetik olarak hastalıklı doğan hayvanlar oluyor genelde. Sokak ortamında strese bağlı olarak çok daha hızlı ölümler gerçekleşebiliyor. Ev ortamındaki güvenli ortamları tabii çok daha iyi olur onlar için. İsterseniz ben göstereyim size. Sokakta gene bir sürü viral hastalık var ve bu virüslere bağlı hastalıkların tedavisi yok. Mesela bu çocuk gençlik hastalığıyla geldi ve aşırı hipotermikti, buz gibiydi. Şimdi tedaviye başladık ama bu hastalıklar hem çok bulaşıcı hem de çok öldürücü hastalıklar. Bu çocuk şanslıydı, güçlüydü. Bu şekilde kurtulma şansı çok yüksek. O sayede yaşadı ama her hayvan ne yazık ki böyle olmuyor. Gene kediler için FİP, lösemi, FLV, FIV gibi hastalıklar var. Bu hastalıklar çok bulaşıcı dediğim gibi ve tedavileri olmadığı için maddi olarak hem insanları çok zorlayan hem de ağrı, sancı olarak hayvanları çok zorlayan hastalıklar. Bu yüzden sokağa hayvanları bırakmadan iki kere düşünmek gerekir. Bazı insanlar hatta şey diyor, hani biz hayvana evde bakıyoruz ama gün içerisinde dolaşmaya çıkıyor gibisinden. Fakat bu da bence çok tehlikeli. Çünkü bu virüsler dışarıda bir yıl canlı kalabiliyor. Herhangi bir hayvan bu virüsü çok rahat bir şekilde kapabiliyor ve tekrar hasta olabiliyorlar. Ve ölüm oranları çok yüksek hastalıklar oluyor. O yüzden çok fazla aslında kedileri, köpekleri sokağa salmamak lazım. Sokağa salacaksak da muhakkak aşılarını tam olarak yaptırmamız gerekiyor. Evet. Yani büyük bir tehlike var diyorsunuz kedi, Tabii, köpek. tabii. Çünkü hem arabalar, köpekler, insanlar, viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, sokakta herhangi bir yediğinden zehirlenebilir çünkü hayvan bilemez. Genelde insanlar hani ne yemesi gerektiğini bilir gibi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Genelde mesela atıyorum restoranlar şunlar bunlar. Hani yemek bozulmaya başlayınca ziyan olmasın diye hayvanlara verelim diyor ama bu da onlarda zehirleyici etki yaratıyor. O yüzden çok fazla hastalık da var. Bu yüzden sokakta olmalarındansa evde olmaları onlar için çok daha güvenli olacaktır. Köpeklerin saldırgan olması ne bağlısınız? Ne? Köpeklerin saldırgan olması. Köpeklerin saldırgan olması genelde yaşadıkları çevreyle alakalı. Mesela bakın, çok sokak hayvanlarına bakan bir kesim olduğu zaman oradaki hayvanlar çok fazla saldırmazlar köpekler. Çünkü insana alışkın olurlar. Fakat bazı bölgelerde köpekler sürekli kovalanıyor, taş atılıyor, korkutuluyor. Hayvan da doğal olarak hırçınlaşıyor ve korku dolu oluyor. Bu yüzden insan yaklaştığı zaman da korkabiliyor. Ya da gene aynı şekilde yaşadığımız bölgeyi korusun maksadıyla hırçın yetiştirilen köpekler insanlara saldırabiliyor. Ya da köpekler genelde sürü psikolojisiyle hareket ederler. Tanımadığı yabancı bir hayvan ya da insan gördüklerinde ona havlarlar. Saldırmazlar ama havlarlar. Hani kimsin, tehlikeli misin anlamında. Buna karşı aslında insanların yapabileceği davranışlar var ama bunun için köpeklerin davranışlarını birazcık araştırmak, anlamak gerekiyor. Bu hayvan şu an işte kuyruğunu indirdi ne demek? Ya da havlıyor bana ne demek? Bunları bildiğimiz zaman aslında köpeklerle ilgili çok da büyük bir tehlike kalmıyor ortada. Ben teşekkür ederim.